Merhabalar, ben Ay Sultan kanalıma hoş geldiniz. Türkmenistanlıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Bugünkü videomda size Türkiye'ye ilk geldiğimde çok tuhaf bulduğum ama sonrasında kendimin de artık alıştığım ve yaptığım bazı tuhaf Türk özelliklerinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. İlki, birine veya bir şeye uzun uzun bakmak. Birisi sürekli bakıyor. Ondan sonra bakıyordum böyle hani neyim var acaba yüzüme bir şey mi oldu? Çantamdan küçük aynam vardı ona çıkarıyordum bakıyordum. E yüzümde de bir şey yok. Hani Bir yerimde de bir şey yok. Neden bakıyorlar insanlar bana? Çok şaşırıyordum ama şimdi kendim de öyleyim. Bir sonraki tuhaf bulduğum şey tatlı kelimeler. Mesela canım, cicim, aşkım, bir tanem, sevgilim gibi. Türkiye'ye ilk geldiğimde çok tuhaf buluyordum ve itici buluyordum. Türkmenistan'da çok fazla canım cicim kullanılmaz. Artık seviyorum, kendim de kullanıyorum. Konuştuğum zaman önümdeki insana bağlı ama tanımadığım bir insana canım demek çok tuhaf olur. İçerisine duygu katarak söylüyorlar ve ben bunu aşırı seviyorum. Ay yerim seni ne kadar tatlısın sen. Ah seni <laughs> Böyle söylüyorlar. Gerçekten güzel bir şey insana bazen iyi geliyor. Ben de artık alışmışım tatlı kelimeler söylerim, ricada bulunurum, iltifat ederim. Ha, bir şey daha var, bunu unutmuşum. Türkler kavga yaptığında bile tatlı kelimeler kullanırlar. Mesela ne diyorsun canım? Canım baksana, iyi misin canım? Ne olmuş canım ya? Bir sonraki söyleyeceğim şey kendinden büyüklere yer vermemek. Genellikle otobüste, metrobüste, metroda yani kısacası toplu taşımada ve büyük şehirlerde gençler kendinden büyükleri yer vermiyorlar. Çok yaşlı olanlara yer veriyorlar ama orta yaşlı olanlara yer vermiyorlar. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde bunu gördüğüm zaman özellikle İstanbul'da çok şaşırdım ve kızardım. Çünkü Türkmenistan'da bu çok ayıp bir şey. İlk başlarda çok tuhaf buluyordum ve şu an çok yaşlı olmadığı sürece kendimden büyüklere ben de yer vermiyorum. Bazı yerlere gidiyorum, toplu taşıma kullanıyorum. Bir saatlik yolum oluyor ve bir saat ayakta durmak gerçekten zor. O yüzden artık ben de kolay kolay yer vermiyorum. Bir sonraki söyleyeceğim şey, kızların yaşı sorulmaz. Bunu gerçekten çok tuhaf buluyordum. Kaç doğumlusun veya yaşın kaç? denildiği zaman biz düz cevap veririz ama Türkiye'de şöyle. Mesela ben bir kızım. Bir kızın yaşını sorduğum zaman kızların yaşı sorulmaz canım. Ne alaka ya? Ben bunu erkeklere söyleniyor diyebiliyordum ama kızlara da aynı şekildeymiş. Ama görün bakın ne oldu? Ben de artık bunu yapıyorum. Birisi gelip yaşımı sorduğu zaman kızların yaşı sorulmaz canım diyorum. Bir sonraki tuhaf bulduğum şey trafikte küfür etmek. Trafikte yapabildiği kadar küfür ediyorlar. Kadın erkek fark etmez. Herkes küfür ediyor. İlk başlarda çok tuhaf buluyordum. Fakir olduğum için arabam yok zaten ama trafikteki trafik kurallarını bilirim. Mesela otobüste gidiyorum. Düz sokaktan gittiğiniz zaman öncelik e, düz gelinindir. Yandaki gelen beklemesi gerekir. Bazen böyle çarpışacakmış gibi olabiliyor. Gözüne baksana ya falan böyle. Hani ben de sinirleniyorum böyle. <laughs> Bir sonraki söyleyeceğim şey kolonya kullanımı. Benim koku hassasiyetim var bu arada. Bazı kokular beni aşırı rahatsız eder. O yüzden kolonyayı hiç sevmiyordum. Ama pandeminin gelmesiyle kolonya kullanmayı edinmişim ve Artık ben de cebimde küçük cep boyu kolonyaları taşıyorum. Sürekli fıs fıs elimi böyle temizliyorum. Ve gerçekten güzel bir şeyi temiz hissettiriyor. Buradan araya giriyorum. Kusura bakmayın. Eskiden yaşadığım bir olay aklıma geldi. Bu kolonya ile ilgili. Söylemezsem olmazdı. Demiştim ya koku hassasiyetim var benim diye. Bir günü fenalaştım. Evdeydim. Ev arkadaşlarım vardı yanımda. Ve bana... Limon kolonyası koklattılar. O durumu anlatamam ama resmen böyle midem kalktı. Hani şöyle içimden bir şeyler ağzıma geliyor. O kadar kötü fenalaşmıştım ki beni ilk fenalaştığım zaman böyle bıraksalardı bir iki dakika sonra belki kendime gelirdim. Ama o limon kolonyasını koklattıkları için ben ekstra ekstra fenalaşmıştım. Önereceğim şey şu. Ne olur her fenalaşan insana limon kolonyası koklatmayınız. Bir sonraki dilencilere para vermemek. Bazen dışarıda bazı insanlar dilencilere karşı çok katılar. Mesela bir sağlam insan gördükleri zaman diyorlar ki git çalışsana hani biz de çalışıyoruz, sen de git çalış. Ben eskiden dilenci gördüğüm zaman çok üzülürdüm ve cebimdeki bütün paraları dilencilere verirdim. Bir bakıyorum, yani bu böyle olmaz. Çünkü kendim aç kalıyorum. Sonra yanımda nakit taşımamaya başladım. Kartımda taşıyorum paramı. Yanımda hiçbir şekilde nakit taşımıyorum. Ve dilencilere para vermiyorum. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela genç biri dilencilik yapıyor. Bakın şöyle bir şey var. Şunu düşündünüz mü? Onun belki de anne babası yok. Belki de dil bilmiyor. Belki de sokakta kaldı. Çaresiz kaldı. Sonra da hastalandı. Evet hani öyle birilerini gördüm ki çalışacak hiçbir şekilde durumu yok. Ama genç çok fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Allah korusun bir şey oldu. Mesela siz ebeveynsiniz ve çocuklarınız var. Sizlere bir şey oldu. Çocuklarınız ortada kaldı. Önereceğim şey şu. Çocuklarınıza meslek öğretin. Mesela ben kendi adıma konuşursam terziyim ve ben geçimimi bu yönden sağladığım anlar oldu. Türkmenistan'dayken ben bu terzilik okulunu okumak istemedim. Annem beni zorla okuttu ve şu an her seferinde anneme teşekkür ediyorum. Şimdi burada ne demeye çalışıyorum? Dilencilere nasıl bağlayacağım bu konuyu? O dilencilik yapan gençler ne meslek biliyor, ne dil biliyor, ne bir başka bir şey biliyor. Ve yapayalnız olabilirler gerçekten. Anne babası yok olabilir gerçekten. Kimsesiz olabilirler ve hiçbir şey ellerinden gelmiyordur. O yüzden de onlar sokakta dilencilik yapıyorlardır. O yüzden onlar sokakta yaşıyorlardır. Bir sonraki tuhaf bulduğum şey, aynı tabaktan yemek yememek. Biz Türkmenistan'da bir tabaktan 5 kişi olarak yemek yeriz. Ama ailede olur bu şeyler. Türkiye'de çoğunlukla yok. Aynı tabaktan yemek yemezler burada. Bir taraftan güzel bir şey, saygı duyuyorum. Karşınızdaki insanın nasıl bir hastalığı var olduğunu bilemezsiniz. Şu an bunu yapmıyorum. Türkiye'de aynı tabaktan tanımadığım insanla yemek yemiyorum. Ama bir arkadaşım olursa, yakın arkadaşım olursa veya kardeşim, kardeşim yok ki yanımda. Aynı tabaktan yemek yerim. Çorba değil. Türkmenistan'da çorba içerdim kardeşimle aynı tabaktan. Biz küçükken yerdik ya. Birinin ısırdığı şeyi de yerdik. Birinin yediği tabaktan da yerdik. Hiç sıkıntı yoktu orada. Burada ben yapmıyorum. Oraya gidince yaparım yine. <laughs> Bugünkü söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.